Merhaba, bugün sizlere bu güzel kolyemizin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Şablonu da vereceğim. Böyle dümdüz, hiçbir yamukluk olmadan bu şekilde şekilleri gidiyor. 12'li bir model. Hapishane işi güzel bir model. Şimdi şablonunu şöyle hemen göstereyim size. Şöyle koyalım kolyemizi de. Şablonumuz şöyle başlıyor arkadaşlar, renk olarak. Şu kısımdan, pardon, şöyle göstereyim. Buraya ayırmıştım yerini. Biraz dolaştım. Aynı şekilde oldu. Evet. Şablonun şu arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şablonun bu kısımdan başlıyor. Şöyle. Ekran görüntüsü alarak da şablonu oluşturabilirsiniz. Daha sonra şurada bitiş oluyor. Bu bitişten sonra tekrar farklı bir rengi, yani siyahtan sonra, şu siyahtan sonra farklı bir rengi şuradan başlıyorsunuz. Ve şu şekilde diziyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tığım şöyle göstereyim, görünüyor mu? 19 numara bir tığ kullanıyorum ben. Modelimde 12'li bir model. Küçük bir parça yapacağım. Yorumlardan bana ulaşırsanız detaylı farklı modellerde paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlarken bu modelim siyah ip olduğu için, siyah ipe yapacağım için siyah iple çalışacağım. Bu şekilde, şöyle görünüyor mu? 12'li yapacağım için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 adet zincirimi çektim. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. 12 adet zincirimi çekmiş bulundum. Hemen ilk yaptığım zincire ipimi sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim. Şimdi 12'li model olduğu için 12 adet boncuk alacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 adet boncuğumu ayırdım. 12 adet boncuğumu ayırdıktan sonra şöyle sabitlediğim yere doğru geliyorum. Parmağımı doluyorum. Boncuklarımı da şöyle, bakın, 12 adet ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, evet. 12 adet boncuğumu ayırdım ki diğerlerinden ayrı olsun ve modeli kurmam daha kolay olsun. Şimdi şöyle ipimi sıkıyorum ve ilk zincirime batıyorum. Bir tane boncuğumu yerleştiriyorum. Daha sonra hemen yanındaki zincirime batıyorum. Şunu şöyle yapalım biz. Böyle daha iyi oldu sanırım. Şimdi hemen ikinci boncuğumu alıyorum ve bu şekilde, bakın, çıkartıyorum. Daha sonra üçüncü zincirime
geçiş yapıyorum. Bakın şöyle tığımı çapraz tutuyorum. Üçüncü boncuğum. Dördüncü boncuğum. Beşinci boncuğum. Bakın şöyle zincirime tekrardan batıyorum. Bu şekilde hemen yan zincirime batıyorum. 12 tane boncuğumu bu zincirlere bu şekilde diziyorum. Bakın çapraz tutuyorum. Şöyle 2 4 6 7 8 bütün boncuklarımı yerlerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Tekrar sayacağım. 2 4 6 8 10 11. Şimdi son boncuğumu şöyle biraz zor olacak ama şöyle yerleştiriyorum. Bakın çapraz sokuyorum tığı. Bu kirazlı bir model göstermiştim sayfamda. Ben bu modelin örgü modelinin yapılışını Rus kanalından öğrendim arkadaşlar. Şimdi 12 adet boncuğumu dizdim. Bir halka oluşturdum. Yine 12 adet alıyorum. 3 6 9 ve 12. Tekrar 12 adet boncuğumu alıyorum. Hazır elimde bulunduruyorum arkadaşlar. 12 12 yani 12'li modelse 12 boncuğunuzu alın bir kere. 4 6 8 10 12 tekrar sayalım. Şimdi bakın şuralarda görünüyor mu acaba? Şöyle alttan girdiğim zaman tekli bir yer var. Şöyle mi görünüyor? Şöyle mi? Evet. Şu şekilde iyi. Şu alttan giriyorum. Hemen zaten ip tığ ittiğim zaman hemen bir katı ayrılıyor. Her bir boncuğun hizasından bakın. Şu altta bir tek kat ip var. Oradan giriyorum ve tığımı biraz itiyorum. Bu şekilde modelimi oluşturmaya başladım. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle itiyorum. Şu an gözlü modeli yapıyoruz arkadaşlar. Tek katını ayırıyorum. Zaten hemen boncuğun hizasından benim dediğim gibi yaparsanız ip tığa zaten geçiyor hemen bakın. Şöyle hiç yani hareket dahi ettirmiyorum. Şöyle yaptığım zaman hemen giriyor. Her boncuk sırasına bu şekilde geçişler yapıyorum. Artık örgümüz bu şekilde 12 adet 12 adet ilerleyecek. Bakın hiç zorlanmıyorum. Hemen bağlıyorum. Hemen şöyle alttan giriyorum. Ve hemen şöyle bir sık iğne yapıyorum. Hemen alttan giriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Ve bağlıyorum boncuğumu. Evet, 12 boncuğum bitmek üzere. Sonuncuyu yapıyorum. Bakın. Hemen alttan alınca zaten
giriyor. Bu şekilde. Şimdi yine 12 boncuk alıyorum. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Yine 12 boncuğumu aldım. Sırada gelen, bakın sırada gelen siyahım var. Şöyle hemen giriyorum. Artık bundan sonrası kolay arkadaşlar. Şöyle görmeniz için de biraz zorlanıyorum çünkü siyah da ip. Bakın şöyle girdim. Bu şekilde hemen sonra gelen boncuğum, bakın. Buradan giriş yapıyorum. Şöyle artık tutsanız da hiç, hemen sırada gelen boncuğuma. Bakın şöyle göstereyim. Görünüyor mu acaba? Bakın burada boncuğum var ve şurada giriş yeri var. Bakın hemen giriyor ipim zaten. Bir yuva gibi düşünün orayı. Siyah olduğu için zannedersem görünmüyor ama bakın hemen boncuğumun hiza alt kısmından, bakın. Şöyle bir giriş yapıyorum. Şöyle bir göstersem, artık siyah olduğu için nasıl göstereceğimi şaşırdım. Evet, her bir deliğe bakın, delikler var buralarda. Buralarda delikler var ve o delikleri boncuklarımı sabitliyorum. Örgüm, modelim oluşmaya başladı. Ben artık 12-12 almayacağım arkadaşlar. Sizler dediğim gibi 12-12 boncuklarınızı ayırın. Bakın. Hemen karşıda alttan giriyorum. Evet. Bu biraz zorlu olacak sanırım. Şöyle alttan girişimi yaptım. Bu şekilde topladım. Alttan giriş yapıyorum. Bu şekilde topluyorum. Bunun isterseniz eğer görünmezse beyaz, yani renk, ip rengini beyaz da yapabiliriz arkadaşlar. Yorumlarda dediğim gibi bana yazarsanız beyaz ipe dizili olanı da paylaşırım. Bu şekilde. Artık örgüm bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Rus kanalında görüp öğrendiğim bir başlama tekniği. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Arada da bu şekilde boncuklarınızı sayın arkadaşlar. Ben biraz öreceğim ve daha sonra yeniden, aynı gidiyor zaten. Daha sonra yeniden göstereceğim. Şöyle biraz bir yakınlaştırayım yine ben. Bakalım bu şekilde görünecek mi? Evet, bu şekilde daha iyi sanırım. Bakın.
Şimdi. Biraz daha yakınlaştırmam gerekiyormuş. Bakın şu şekilde alıyorum. Hemen şurada bakın. Hemen alttan bakın şurada boşluklar var. Hemen şöyle altından tığımı itiyorum. Zaten örmeye başladığın zaman nasıl olacağını anlayacaksınız arkadaşlar. Örgüm artık bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi eğer anlamadıysanız tekrar beyaz ip olarak da, bu benim siparişim olduğu için, siyah renk çalıştığım için videosunu çekmek istedim ama evet, bu şekilde 12-12 artık gidiyoruz arkadaşlar. Ben biraz öreyim, daha sonra yine göstereceğim. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Şunu yapıyoruz, şöyle koyalım. Şu modelimizi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın şuradan hemen görünüyor mu acaba? Şöyle girişler yapıyorum. Bu şekilde yaparak her bir, bakın şuralarda boşluklar var. Şöyle görünüyor mu acaba? Evet. Şuralardan giriş yapıyoruz. Hemen boncuğumu itiyorum. Ters tarafıma geldi biraz ama. Hemen beyazın şöyle itiyorum. Boncuğumu. Bu şekilde bağlıyorum. Yine hemen sırada gelen yere itiyorum. Arkadaşlar bundan sonra böyle modelleri beraber yapacağız sizlerle. Bu örme boncuk ve dokuma boncuk modelleri de yapacağız. Baştan sona kadar bu şekilde çalışmalarımız olacak. Gördüğünüz gibi gözümüz oluşmaya başladı. 12'li model. Başında da zaten vermiştim sayılarını. Instagram hesabımı da takip ederseniz minika_hobi. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Siyah olduğu için belirgin olmuyor arkadaşlar ama örmeye başlayınca zaten siz yuvaları göreceksiniz orada. Şöyle boncuğumu da sabitlemeye çalışıyorum. Çok küçük objeler olduğu için zorlanıyorum. Yani beyaz modelleri çalışırken zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Beyaz modeller de paylaşacağım ve tekrar baştan sona beraber öreceğiz. Ya baştan sona dedim, modeli anlatacağım daha doğrusu, küçük bir parçasını. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda minika_hobi yine. Hoşça kalın.